başladı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Bizden önce, bizden önce Sinan Tatlı vardı Türkiye'den. Dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde yaklaşık saat 9.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da sizlerden gelen mesajları da değerlendiriyoruz. Tüm Türkiye ve dünyaya duyurmaya gayret gösteriyoruz ve hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde yıllardır yaptığımız gibi yayınımızı dua ile açmaya gayret gösteriyoruz ve dua ordusu hepinizi de bu duaya davet ediyoruz. Hazır mısınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر ولله الحمد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم سن رحمان سن رحيم سن سن شيء كثير سن سن مرحمة لرنان مرحمة لسسن بيسا مرحمة Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Yarhamen Rahimin Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver. Dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana dertli olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize şifa ver. Borçlu olan Müslüman kullarına, kardeşlerimize borçlarını ödeyebilme gücü ver. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemi ve Erhamer Rahimin. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Kur'an-ı Kerim'i senin emrettiğin gibi algılayabilme ve uygulayabilme idrak ve kabiliyeti koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et yalvarıyoruz sana Allah'ım. Ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Saatlerimiz 7'yi 2 dakika geçiyor. Van'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen Van'daki bu deprem paniğe yol açtı. Van 4,7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üstü tuşba olan deprem saat 0.58'de meydana geldi. Deprem mi oldu? Korktunuz mu? Yok. Ben yok. Vatandaşlar panik halinde dışarı kaçtı. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Van valiliği depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Van'da meydana gelen bu depremin ardından vana ve vanlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden esirgesin. Dua ediyoruz ve yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Deprem bölgesidir memleketimizin büyük bir bölümü. Dolayısıyla depremden önce, deprem anında, depremden sonra neler yapılmalı, neler yapılmamalı iyice öğrenmeli çoluğa çocuğa öğretmeli ve de ve de senede bir kere de tatbikat yapmalıyız diyor uzmanlar. Onlardan duyduklarımızı size arz edelim ve sevgili seyirciler günlük koronavirüs bilançosuyla devam edelim. Bugünkü vaka sayısı deniyor tabii dün için bugünkü vaka sayısı 29617. Hasta sayısı 5064 vefat sayısı 229, iyileşenlerin sayısı 28.164. Israrla iyileşenlerin de sayısını biz öne çıkartmaya dikkat ediyoruz. İyileşenler de var. Allah hasta olanlara şifa versin diyor ve... Ve sevgili seyirciler, dinleyiciler sabah ajansında günlük koronavirüs virüs e, günlük bilançosunu size arz ettikten sonra bu konuyla ilgili denetimler devam ediyor. Cezalar da yazılmaya devam ediliyor. Arz etmek istiyoruz. Alkol alıp dışarıda gezdiler. Polisi görünce de kaçtırar. Bizim peşimize düşmeyin. Biz ekmeğimizdeyiz. Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan şahıslar 5 kilometreli kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü alkol metreye üflememek için direndi. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Beyefendi Araçtaki üç kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 11.844 lira ceza işlem uygulandı. Kütahya'da ise polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı. Alkolün etkisindeki gençler polise saldırdı. 3 polisin hafif yaralandığı olayda saldırganlar etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan gençlerden biri polisi tehdit etti. Dersi, senin evet. Evet. Aksaray'da da alkollü yakalanan bir sürücü önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü. Biz, sen bize yardım gör, biz Tamam, hadi. 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 Şambazım, evine kadar getirirler, kardeşim. Sürücüye 4438 lira ceza uygulandı, 6 ay ehliyetine el kondu. Başkan Erdoğan kısıtlamalarla birlikte koronavirüs vaka sayılarının azaldığını da söyledi. Yıl başında da 4 gün süreyle sokak kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarına da müjdeli bir haberi vardı. Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını işte böyle duyurdu. 4 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarının azaldığını söyledi. Sözü aşı çalışmalarına getirdi. Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz. Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz. Başkan Erdoğan Pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına ilişkin yeni bir çalışmanın da müjdesini verdi. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Saatlerimiz 7'yi dokuz dakika geçiyor. Sabah ajansı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da ana okullarıyla ilgili bir açıklama geldi. Ana okullarında yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılar şimdi yayınlayacağımız haberimizde sevgili dostlar. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan binlerce çalışan anne ve babanın merakla beklediği haberi işte böyle verdi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin duyuru geldi. Bakanlık, ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Ve saatlerimiz 7-10 dakika geçer iken dünyadaki koronavirüsle ilgili son durumu sizlere arz etmek istiyoruz efendim. Gördüğünüz gibi toplam vaka 73 milyon 15 bin 187 can kaybı 1 milyon 624 bin 955 iyileşenler ısrarlayım Türkiye'de dünyada iyileşenlerin de sayısını arz etmek istiyoruz. Bütün mücadele bu yönde. 51 milyon 142 bin 921 iyileşen var. Bugüne kadar yaşananlardan sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Koronavirüste dünyada nasıl bir mücadele yürütülüyor? İşte bunu gördünüz. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şimdi Avrupa'da ikinci dalga tehdidiyle ilgili yaşananlarla devam edeceğiz yayınımıza. Aşı için nefeslerin tutulduğu koronavirüs salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Toplam vakaların 73 milyonu aştığı pandemi krizinde virüs kaynaklı ölümler 1,6 milyonu aştı. Pandeminin merkez üssü Amerika'da toplam vaka sayısı 17 milyona dayandı. Son 24 saatte 165 binden fazla vaka tespit edilen ülkede virüs kaynaklı 1368 ölüm kaydedildi. Toplam ölümler ise 307 bini geçti. Pandemide ikinci dalgayla boğuşan Avrupa'da da vakalar artıyor. Salgına karşı alınan tedbirlerin sıklaştırıldığı Hollanda'da ülke çapında 5 haftalık karantina ilan edildi. Alarm seviyesi acil duruma yükseltilen Fransa'nın başkenti Paris'te vaka artışları Nisan ayından bu yana rekor seviyelerde seyrediyor. Almanya'da ise salgına karşı alınan sıkı tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinde bu yıl hatırı sayılır bir gerileme öngörüyor. Salgının en sert vurduğu ikinci ülke Hindistan'da da bilanço ağırlaşıyor. Geniş çaplı karantina önlemlerinin uygulandığı ülkede toplam vaka sayısı 10 milyona dayandı. Can kayıpları ise 143 bini aşmış durumda. <laughs> Salgından en kötü etkilenen üçüncü ülke ise Brezilya. Son 24 saatte 27 binden fazla vaka tespit edilen ülkede salgın tehdidi ciddiyetini koruyor. Virüse bağlı ölümlerin 181 bine aştığı Brezilya, salgına karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Saatlerimiz 7'yi 13 dakika gösteriyor. Gazetelerle devam ediyoruz. Hepsini açalım ama Türkiye gazetesini okuyacağız sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ardından da haberlerle birlikteliğimize devam edeceğiz. Türkiye gazetesi. Ene bakalım sonra hemen akşamı okuyacağız. Türkiye'ye bir bakalım efendim. 9 milyarlık oh! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması ve orada kullandığı Oh paralar artık teröriste değil millete hizmete gidiyor ifadesi manşette. Oh paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor dediği yatırımlardan bahsediyor. Türkiye gazetesi akşam gazetesine bakalım efendim akşam gazetesinin manşetinde neler var ilk sayfasında neler var Almanya. Covid'in ilacını bulduğunu açıkladı efendim. Hayvan ee, hayvanseverlere borç jesti Cansu Dere hayvanlara yardım eden iki sosyal platformun tüm klinik borçlarını ödemiş. Ayrıntılar var. Esnafa 3 ay hibe ve kira desteği pandemiden etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay süreyle biner lira destek ve 500-750'şer lira kira yardımı yapılacağını açıkladı. Ve yıl başında 4 gün yasak anaokullarında yüz eğitim ki yayınladık bunları devam edelim. Tahran'ın taşeron ağı çöktü. İranlı muhalif İstanbul'dan kaçırıp İran gizli servisine teslim eden uyuşturucu baronu Zindaştin'in 15 adamı MIT operasyonuyla yakalandı. İranlı muhalifi İstanbul'dan kaçırıp İran gizli servisine teslim etmiş uyuşturucu baronu. Zindaştin'in 15 adamı MIT operasyonuyla yakalandı. Yeni işin başındaydı. Eski sevgilisini kullanla MIT ve polis adım adım takip etti. Tacize 7 ay nasıl sustunuz? İşte o mektup. Kılıçdaroğlu disipline sevk edilen il başkanı ile ilgili taciz iddiasından 7 ay önce haberdarmış. Kirli ittifak, inandırıcı ve benim bir araştırma CHP, İP, HDP, Saadet Anayasa taslağı üzerinde çalıştı diyen Ümit Özdağ inananların oranı %50.1. CHP ve İP Millet İttifakı'na resmi olarak HDP'yi dahil etmeli mi sorusuna %46 evet yanıtı verildi. Destek gizlice sürsün diyenler de %14'müş. Azmettirmekten 10,5 yıl istendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması konusunda CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın azmettirildiği iddiasıyla 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ata arşivi paha biçilmez. Atatoğlu projesi koordinatörü Saraçoğlu İngilizlerin 72 yıl izinsiz oluşturdukları tohum arşivini kurtardık. Çalışmalar bitti de dünyada bir numara olacağız dedi. Bakü ile yeni doğalgaz hattı. Peşmerge ile PKK çatıştı. Irak'ın Duhok vilayetinde yaşananlar ayrıntılısıyla anlatılıyor. Amerika'dan hasım yaptırımı, Amerika dört 400leri bahane ederek Türkiye'nin savunma sanayini hedef alan yaptırım kararları aldı. Ayrıntıları biz de konuşacağız az sonra. Refakatçi öğretmen ders başında Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi matematik öğretmeni Mehmet Aydın virüs tedavisi gören babasına refakat ederken hastane bahçesinde de öğrencilere uzaktan eğitim veriyor. Sanayide çift basamaklı büyüme, Google dünyadan koptu. Servislerde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Haberler ayrıntılar var ve İzmir'de sel iki can aldı. İzmir'i e vuran sağanak Menderes'te faciayla sonuçlandı. İzmir'de sel sularına kapılan ticari araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Ve yaşananlarla ilgili oluşan fotoğraf manzara var ortada. Efendim bir İzmir klasiği adeta. Devam ediyoruz yayınımıza, birlikteliğimize. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Amerika Birleşik Devletleri'nden yine bir yaptırım kararı geldi. Gerçi hani onlar yaptırım yaptıkça... Bizim yerli ve milli savunma sanayimiz de gelişiyor. Onlar yaptırım yapacağız dedikçe Türkiye'de de ülkemizin batıya kul, köle olmasını isteyenler seviniyorlar. Böyle de bir insan topluluğu var aramızda. Amerika ile Türkiye arasındaki S-400 geriliminin ardından yaptırımların detayları açıklandı. Türkiye'nin savunma sanayisi ve üst düzey yetkilileri bir dizi tek taraflı ekonomik kısıtlamayla hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden üç kişinin yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu yetkililerin Amerika'ya girişi yasaklanırken, başkanlığa Amerika'nın ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı verilmesi kısıtlandı. Yaptırımlar çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'na uluslararası platformda verilebilecek ödenek ve kaynaklar içinde üst limit belirlendi. Herhangi bir finansal kuruluşun kuruma verebileceği kredi ve borcun 10 milyon dolara aşamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden rahatsız olan Washington yönetimi yaptırımların kaldırılması için Türkiye'nin elindeki S-400'lerin aktif edilmemesini talep ediyor. Yani S-400'leri bahane edip memleketimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayini hedef alıyorlar. S-400 bahanesiyle savunma sanayimizi vurmaya çalışıyorlar. Dedik ya Amerika Birleşik Devletleri dostumuz, müttefikimiz filan değil. Dost ve müttefik görünümlü azılı bir düşmandan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ankara'dan peş peşe tepki sesleri yükseldi. Dışişleri Bakanlığı skandal yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, Amerika'nın Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz açıklamasını yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasından kısa süre sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste konuştu. Açıklaması kısa ve netti. Biz de hemen bakanlık açıklamamızı yaptık. Sizin dediğiniz gibi elimizin tersiyle de ittik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan gösterdi tepkisini. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. Amerika'nın bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şen Top, kararın iki ülkenin müttefiklik ilişkisine zarar vereceğine dikkat çekti yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Ülkemizin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Amerika'nın yaptırım kararını ortaklık ruhuna aykırı olarak niteledi ve Amerika'yı bu vahim hatadan geri dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek paylaşımında bulundu. Amerika'nın yaptırım listesine eklediği Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tepkisini "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek. Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." sözleriyle gösterdi. Amerika'nın skandal kararına AK Parti'den de tepki geldi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kararı akıl dışı ve vahim olarak nitelerken Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu karar bizi yolumuzdan döndüremez ifadesini kullandı. Amerika'nın yaptırım kararına tepkiler Türkiye ile sınırlı kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın uluslararası hukuka karşı kibirdi tutumunun bir başka tezahürü yorumunda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev ise kararı kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi sözleriyle değerlendirdi. Akıl dışı vahim yani dost ve müttefik görünümlü bir azılı düşman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hangi hisleri, düşünceleri besler ise öyle bir kararlar bütününden bahsediyorsa ben Amerika'ya dönelim Mustafa Tan yeri karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyu değerlendirecek bizlere Mustafa Tan yeri yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın Erkan Bey. Efendim nasıl değerlendirdiniz bu kararları işittiğinizde yıllardır bu konuyla ilgili kafa yoruyorsunuz. Bir dost ve müttefikten mi bahsediyoruz? Azılı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanından mı bahsediyoruz? Biz anlamadık. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii devletler arası ilişkilerde yani uluslararası diplomaside tabii ki bir takım dengeler olur. Bunlar statik dengeler değil. Yani zamana göre, e, zemine göre ve o anki güncel bazı özel gelişmelere göre bu e, dengeler e, kendi içerisinde dinamik bir şekilde hareket eder, yer değiştirir. Dolayısıyla şu anda bakmayın aslında bu yaptırım kararı tabii ki hani adı yaptırım olduğu için... Türkiye'nin aleyhinde bir karar olarak gözüküyor ama içeriğine baktığımızda sadece savunma sanayi başkanlığı ve başkan yardımcıları gibi e, görev yapan kişilerin kendi özelinde kalıyor ve Türkiye'ye satılacak yani askeri bazı ürünlerin ihracat izninin verilmemesi uluslararası e, ve Amerikan kredi kuruluşlarından bu kişilere dönük veyahut da bu satışlara dönük e, kredi kullandırılmaması Amerikan Exim Bank'ının ee, bu tür faaliyetlerde devreye girmemesi gibi aslında çok fazla böyle hani güncel gün, 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 günlük hayatı güncel gelişmeleri çok fazla etkilemeyecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda pek de sıkıştırmayacak şeyler bunlar. Yani daha önceki İran e, yaptırımları gibi İran ambargosu gibi Rusya'ya uygulanan Ukrayna krizinde uygulanan ambargo gibi bir şey değil bu. Ama yine de Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumunun negatifliğini göstermesi bakımından önemli. Ve bir de mesela burada sadece artık hani başkanlar düzeyinde değil. Yani Trump böyle yaptı veya Biden şöyle yapardı gibi bir şey değil. E, sonuçta senatoda cumhuriyetçi ve demokrat olarak baktığımız zaman çok ciddi bir şeyle oy çokluğuyla çıkıyor bu. Yani 87 kişi e, buna pardon 84 kişi e, senatoda buna evet diyor. Dolayısıyla... Tabi aslında bir de şu yani bir var. Trump mı olsaydı öyle mi olurdu Biden olsaydı böyle mi olurdu sorusuyla bir mesele yok. Fark etmiyor aslında başkanın kim olduğu. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet refleksi bu. Türkiye'ye sopayla havuçla bizim kulumuz kölemiz ol demek istiyorlar. Doğru mu söylüyorum? Şimdi e, belki ben hani sizin o güzel anlatımınız içerisinde hani ben belki bir daha diplomatik bir şey kullanıyorum, e, üstlük kullanıyorum. Hani e, belki o kadar hani Türkiye'yi böyle e, kendi kölesi, kulu kölesi yapacak gibi bir yaklaşım değil belki ama şu var. Yani sonuçta e, Türkiye'nin yükselen bir gücü var kendi bölgesinde. Bu güç tabii ki bir takım e, ülkeleri... E, tedirgin ediyor. Sonuçta aslında bunlar baktığınız zaman müttefik olduğumuz ülkeler. Avrupa Birliği de öyle. Yani bunlarla NATO'da zaten biz müttefiyiz ama gelin görün ki e, S-400 mesela S-400 için bize yaptırım kararı uygulamaya çalışan Amerika, Yunanistan'ın elinde de bunların bir önceki versiyonu S-300 var. E, niye o aynı şeyleri oraya göstermiyorsunuz? Yani niye Türkiye'ye böyle hani 200'lü bir yaklaşım gösteriliyor? E, bu Amerika'dan bakışta şu anki durum bu şekilde gözüküyor. Ama bir de bizim de bazı eksiklerimiz var aslında. Yani biz de burada sadece Amerika'da değil, dünyada da kendi meselelerimizi yeterince anlatamıyoruz aslında. Yeterince lobi faaliyeti yapamıyoruz. Buralarda çok daha fazla insani ilişkiler, kurumsal ilişkiler, akademik ilişkiler ve ticari ve diplomatik ilişkilerimizi sadece devlet özelinde değil, diğer özel sektör ve... Ee, ...bir takım başka kurumlar özelinde de yapmamız lazım. Mustafa Bey bir çok şey... önemli, çok önemli bir uyarı. Ee, teşekkür ediyoruz. Hemen öteki konuya geçelim. Aşıyla ilgili durum ne? Neler oldu Amerika'da? Son durum ne? Kısaca anlatır mısınız? Süremiz çok kısa. Tabii. Çok hızlı yalnız şunu söyleyeyim. Bu tür yaptırımlar Türkiye'nin lehine olmuştur. 1974 Kıbrıs ha Harekatı'ndan beri. Dolayısıyla Türkiye'yi bu yaptırımlar büyütür savunma sanayini geliştirir. Bu yönden hiç endişe edecek bir şey yok. Onu söyleyeyim bir kere. Şimdi aşı konusuna gelirsek e, şu anda işte biliyorsunuz aşılar dağıtıldı. Bugün de ilk defa mesela New York'ta törenle neredeyse canlı yayında bir e, hemşire, acil e, servis hemşiresine e, aşı yapıldı. Hatta kahraman olarak nitelendirildi de ben de kendi Twitter hesabımdan e, şunu söyledim. Yani eğer burada bir kahramanlık varsa demek ki alınan bir risk vardır. E o zaman bu aşıdan hani aşı olan ilk defa aşı olmaya oturan kişi acaba bir risk mi alıyor ki kahraman oluyor? Yani sonuçta kahraman değil, şanslı demek lazım. Değil mi? Değil mi? Aşı gelmiş, o ilk defa bana gelmiş diye düşünen insan şanslıdır. Oysa ona kahraman diye görülüyor Yani çok cesur. İlk defa o olacak gibi bir yaklaşım var. <laughs> e, işte bir de Bir de bu da, aşıya, da... bu aşının onaylandığı bir kurul var. Onlardan e, kurul üyelerinden bazıları hayır oyu vermişlerdi. E tabii dört kişi hayır oyu verdi. Biri katılmadı zaten oylamaya. E şimdi e bu dört kişinin de bir takım şeyleri var, argümanları var. Yani şimdi e neden karşı çıkıyorlar? Çünkü yani şurada problem şu aslında. Bunlar hani RNA ile etkileşim yapan aşı türleri. Dolayısıyla hani böyle virüslerin e zayıflatılarak insan vücuduna verilen türlerden farklı biraz. Bu bakımdan uzun vadedeki sonuçları konusunda herkesin söylediği bir endişe var. Ve şöyle bir durum da var. Garip bir durum ama hani bunu da tekrarlayalım ha haber ekranlarında. Şimdi mesela aşı ile ilgili bir mesele oluyor. Çık, kime soruluyor soru biliyor musunuz? Yani bir hani e, böyle enfeksiyon uzmanları veya işte bulaşıcı hastalıklarla ilgili uzmanlar, doktorlar değil de bilge ise soruluyor. Ya bu adam bir bilgisayarcı <laughs> tamam mı? Yani bu adama niye aşıyı soruyorsunuz? Peki <laughs> <Yani> nerede <laughs> Böyle çok şumanlık. Çok ha? teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Yani, o, o, yani zurnanın zırt dediği yeri yakaladınız ve söylediniz. Bizim de süremiz bitti. Orada keselim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz size. Rica ederim. Kolay gelsin. Mustafa arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Oradan yani dünyanın bir ucundan öteki ucuna Moskova'ya götürüş esir. Akşin Kişiyev Moskova'da hazır efendim. Rusya'da üretilen Sputnik aşısı var. Onun başarı oranıyla ilgili bilgiler verecek efendim. Hazır Amerika'da aşıyı konuşuyorken Akşin Kişiyev karların altında Moskova'da. Akşin Kişiyev günaydın kolay gelsin seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Evet dünyanın ilk tescilli aşısı sayılan Sputnik V'nin faz 3 testlerinin sonucuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar 26 bin gönüllüye Sputnik V aşısının uygulandığı ve bu gönüllülerden gönüllülerde %91.4 oranında aşının etkili olduğunun saptandığı bildirildi. Açıklamada bu aşının etkinlik oranının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına dikkat çekilirken özellikle de ağır durumlarda aşının %100 etkinlik sağladığının tespit edildiği bildirildi. Açıklanan verileri Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da umut verici gelişme olarak değerlendirirken şu an itibarıyla artık Rusya'nın tüm bölgelerine Sputnik V aşısının gönderildiğini söyledi. Şu an, şu an itibariyle 320 bin doz aşı bölgelere gönderilirken önümüzdeki günlerden itibaren daha bu kadar daha aşı, aşının bölgelere gönderilmesinin planlandığı bildirildi. şunu belirtelim ki uygulandıktan 45. 45 gün sonra bağışıklık kazandıran bu aşının 2 yıl koronavirüse karşı koruma sağlıyor. Akşin Kişiyev karların altında Moskova'dan seslendi sizlere. Çok teşekkür ediyoruz Akşin kişiye ve Türkiye'deki aşılama planıyla ilgili ayrıntılı bilgilerle Sabah Ajansı sürüyor. Şu an Türkiye'nin 83 milyonun tamamının aşılama planı hazır durumda. Türkiye'nin koronavirüs aşı planı hazır. Öncelikler belirlendi. Aşı nasıl taşınacak? İlçelere kadar nasıl dağıtılacak? tüm detaylar hesaplandı. Bu teknolojinin kolaylıklarından birisi saklanması için eksi 70 gibi zor koşulların gerekmemesi. O yüzden hem saklanması hem de nakliyesi daha kolay. Şimdi il ve ilçelere göre aşağı haritası çıkarılıyor. Aile sağlığı merkezlerimiz, aile hekimliği merkezlerimizde baktığımızda bunların bir de kırsal nüfusu var. Orada gidecek yine aile sağlığı elemanlarımız tarafından yine aşılama yapılacak. Yani toplumun tamamı kapsanacak. Aşılama Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda başlayacak. Bunun için üç kişilik ekipler oluşturulacak. Genel bir hesaplama yapmak gerekirse bir buçuk ila 2 milyon arasında kişinin günlük aşı olması planlanıyor. Hedef Haziran ayının sonunda aşılamanın tamamlanması. Yani yaklaşık 60 milyonun aşılanması. Bir tek doz aşının yapılması sadece 3 dakika sürecek. Aile hekimlerinin yanı sıra iş yeri hekimleri de aşı yapmak için devrede olacak. Bunun için hangi kurumda kaç kişi çalıştığına dair sektör listeleri istendi. Buna göre planlama yapıldı. Kronik hastalar ve evden çıkamayanlara ise aşı evlerinde yapılacak. Sağlık merkezlerinde yoğunluk oluşmaması için de aşılama için bir zaman dilimi belirlenecek. İlk doz aşı yapıldıktan sonra ikinci aşı için randevu verilecek. Bir vatandaşın iki dozu da o kuruma gidecek şekilde planlanacak. Kişi diyelim aşı oldu 65 yaş üzerindeki bireyimiz. Daha sonra aşılama sırası geldiği zaman kendisi haber verilecek. O zaman kendisi aşılama için gelecek. Vatandaşlar sıranın kendilerine gelip gelmediğini aile hekimleri ve en avızdan öğrenebilecek. Allah sağlık versin. Gelişmeleri takip edeceğiz. Size anında duyuracağız. Ukrayna ile yapılan önemli anlaşma, savunma sanayi anlaşmasıyla sabah ajansı devam ediyor. Bizler bu silahları, savunma sanayi araçlarını geliştirdikçe bir, düşmanlarımız kuduruyor. İki, düşmanlarımızın Türkiye'de iş adamları, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri var. Onlar kuduruyorlar. Ukrayna ve Türkiye üretim ve teknoloji alanında bir dizi anlaşma imzaladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Başkanlığındaki Türkiye'yi Ukrayna'yı ziyaret etti. Heyetler arasındaki görüşmede Ukrayna donanmasının güçlendirilmesi için Türk teknolojisinden yararlanacağı bildirildi. Bu kapsamda iki ülke arasında korvet ve siyalar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında yeni anlaşma imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada anlaşmaların iki taraf için faydalı sonuç vereceğini söyledi. İmzalanan bu anlaşmalarla birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik anlaşmalar imzalamış oldu. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki S-400'ler bahane edilerek alınan karar Türkiye'nin yerli milli savunma sanayini yok etmek hedefini güdüyor. Anlatalım Devlet Bahçeli Karabağ bir Türk zaferidir dedi ve İran'a çok sert tepki gösterdi ayrıntılar haberimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ mesajı verdi. Karabağ'ın %70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. İnşallah Karabağ'ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerine bulacaktır. Karabağ Türktür, Azerbaycan'dır. Bahçeli ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepkiliydi. Ermenistan korkaktır, kalleştir. Aşağıların da aşağısındadır. Karabağ'a can verilmiş, kan verilmiş. Ağır yenilgenin utancı Ermenistan'ın alnına kazınmıştır. Karabağ şikestesini okuyan nefesler... Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan zafer kutlamaları sırasında okuduğu şiire İran tepki göstermişti. MHP lideri Bahçeli de İran'a merhum şair Arif Nihat Asya'nın şiiriyle yanıt verdi. Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu. Ağlayın, Parmakları nur, sularından kınalı kızlarım. Ağlasın Meraga göklerinden. Meraga'ya bakıp yıldızlarım. Şu yakın suların kolu neden bükülmez? Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez? Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Türk'ün sünnisi şiisi olmaz. Nitekim Türk, Türktür. Başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez bilinsin ki Ötüken'in stratejik aklı körletilemez, kutlu hedeflerinin üzeri çizilemez. <laughs> MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi James Jeffrey de vardı. <laughs> ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi James Jeffrey bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları. Biz bize şükür yeteriz. Bu arada İran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiirle ilgili tartışmalar hakkında ruhani son noktayı koydu. Mesele kapanmıştır dedi. <laughs> İran'da bazı kesimlerin Türkiye ile gerilim çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tartışmalara son noktayı koydu. Basının sorularını yanıtlayan Ruhani, İran-Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu, siyasi, ekonomik, bölgesel konularla Astana sürecinde birlikte çalıştıklarını söyledi. Ruhani, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekmesinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Söz konusu şiirin birçok yönü olduğunu ve bağlamına göre farklı anlamlar taşıdığını belirten Ruhani, bu şiiri İran'dan okursanız bir manaya gelir, İran dışında okursanız başka bir anlam taşır ifadelerini kullandı. Ruhani, Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor mesele kapanmıştır dedi Devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Devlet Bahçeli'nin İran'daki bu rahatsızlıkla ilgili değerlendirmeleri çok önemli, çok değerli. Bu Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda açıkça Ermenistan'ı destekleyen İran'dakiler niçin bir şiir okunmasından bu kadar rahatsız oldular da dedi. Onu da arz edelim. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanların açıklamaları CHP'yi ve HDP'yi neden ve nasıl rahatsız etti onu anlatalım. Sayın Bakan. Burada yalanlar konuşuyor burada ya. Rakamlar burada. TOG'un şu parçası buradan alınıyormuş. Bu parçası şuradan alınıyormuş diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. Eğer kendileri buradaysa yüzünü görmek istiyorum. Haddinizi aşmayın. Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin gerçek dışı iddialarını belgelerle yalanlayınca CHP yönetimi rahatsız oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak kabine üyelerini hedef aldı. Beyler siz o kürsülere bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yetti artık. Haddinizi aşmayın. CHP sözcüsü partisinin milletvekilleri tarafından ortaya atılan ve bakanlar tarafından yalanlanan iddialarla ilgili ise sessiz kaldı. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk. Burada herhangi bir şey Katar vesaire yok. Peşkeş kelimesi bence çok yanlış oluyor. Diyorlar ki biz iktidara geldiğimizde aile sigortasını hayata geçireceğiz diyorlar. Biz de tebessüm ederek dinliyoruz. Şu anda Türkiye'de aile sigortacılığı var. Kanunu okuyabilirler. TOG'un şu parçası buradan alınıyormuş bu parçası şuradan alınıyormuş diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz teröristlere kök söktüren sihalarımız içinde motoru yerli değil diye yaygara koparıyorlardı. İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü için gerçek veriler burada. Sizlerle paylaşıyorum. Beş tane farklı rakam verildi. Nereden uyduruyorsunuz? Eğer kendileri buradaysa yüzünü görmek istiyorum. Sizin ifadenizi okuyorum. Yerli Covid-19 test kitlerinin bakanda 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığı iddiası var. Sosyal medyadaki yazınız aşağıda da gazetenin haberi. Ne zaman? Tarih söylüyorum 19 Ağustos bu faturadan bir ay sonra 83 milyon vatandaşımıza nasıl izah edeceksiniz? Oh paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh oh CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısına ise itiraz geldi. Bizim tabi dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Sayın Bahçeli kapatın dedi diye bir parti kapatılmaz. Sabah Ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Ekonomi haberimizle sanayi sektöründeki çarklardan bahsedeceğiz. Sanayi üretim endeksi Haziran ayından bu yana yıllık bazda aralıksız artıyor. Pandemi döneminde karantina tedbirleri nedeniyle düşüş yaşanan sanayi üretimi ekimde yıllık %10,2 arttı. Bu dönemde sanayide aylık artışsa %1,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,5 arttı. Aylıksa madencilik ve taş Ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı. Rakamlara ilişkin değerlendirme Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sanayi üretimindeki yıllık artışın piyasa beklentilerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Varank, Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait dedi. Türkiye sergilediği güçlü performansla Avrupa'dan pozitif ayrıştı. Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi Ekim'de aylık yüzde 1,9 artarken yıllık bazda yüzde 3,1 düştü. Euro bölgesinde ise endeks aylık yüzde 2,1 artarken yıllık yüzde 3,8 geriledi. Mehmet Can Atlas mesaj göndermiş Erkan Tan memleket tıkır tıkır çalışıyor reis Recep Tayyip Erdoğan devlet bahçeli bunlar babamızın oğlu değil memleketi tıkır tıkır çalıştırıyorlar millete hizmet ediyorlar bağımsız politika yürütmeye çalışıyorlar o yüzden arkalarında izliyor Mehmet Can Atlas sabah ajansı devam edecek. Saatlerimiz tam sekiz. Sabah Ajansı yayınıyla yine birlikteyiz. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da ortak yayın Sabah Ajansı. Hafta içi her sabah saat tam 7'de başlıyor. Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik kamuda görevli aralarında öğretmen ve doktorların da olduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ayrıntıları hem biz öğreneceğiz hem size anlatacağız. Son bilgiler Ramazan Almaçayır'da. Ramazan Almaçayır sabah şansı yayınımızda A Haber Televizyonu'nda A Haber Radyo'da sözü ve yayını Ramazan Almaçayır'daki bilgilere devrediyoruz. Ramazan Almaçayır yayınımıza hoş geldin seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. E Saat itibariyle operasyonun adres noktalarında devam ettiğini belirtelim. İstanbul'un niyetine bağlı mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor operasyonu. İstanbul merkezli 8 ilde 23 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı üzerine operasyon başlatılmış durumda. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik bir operasyon. Operasyonun içeriği ne peki? Eee tutuklu halleri bulunan ve yargılaması devam eden örgütün tepe isimleri ve üyelerine yönelik motivasyon oluşturmak amacıyla sosyal medyada algı yaptıkları tespit edilen şüphelere yönelik bir operasyon e, malum e, sosyal mecralarda e, örgütle ilgili olarak birçok e, pozitif anlamda paylaşımda bulunan şüphelerin e, bu amaçlarının da aslında örgütün yeniden e, bir oluşum içerisine girmek için algı oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. Savcılığın talimatıyla Mali Şube ekipleri şu anda adreslerde incelemelerine devam ediyor. Dijital materyallerin toparlanması devam ediyor. Ee, bu konuyla ilgili olarak da kamuda görevli 3 doktor ve bir öğretmenin de olduğunu belirtelim. Ee, şüphelilerle yönelik yakalama çalışmasında önemli noktalardan birisi de yargılamaları devam eden tutuklu bulunan örgüt üyelerinin cep telefonu, HTS kayıtlarıyla Diğer şüphelilerin aralarında geçen dijital ortamdaki konuşmalar ve e, faaliyetler de yine delil olarak ekipler tarafından harekete geçilen noktalardan birisi oldu. Şu saati itibariyle İstanbul Merkezi 8 ilde adlı nokta suç örgütünün yeniden oluşum için sosyal medya mecralarında örgüte motivasyon verme açısından algı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor Kanta. Ramazan Alma Çayır yayınımızda sizlere bilgiler aktardı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sabah ajansında haber yayınımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltında. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya bir operasyon daha düzenlendi. Terörle mücadele ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından PKK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. 7 ilçede tespit edilen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Girilen evler didik didik arandı. Çok sayıda dijital materyal ve örgüsel dokümana el konuldu. Operasyonda aranan 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP isimleri ayrı adamları aynı. Kürt görünümlü, Kürt katilleri bunlar. Kürt Lük davasına hizmet etmiyorlar. PKK, PYD, YPG, KCK, siyasi parti maskeli adamları, arkadaşları, HDP, Evangelist, Hristiyan, Siyonist, Yahudi ittifakının amaç ve emellerine hizmet ediyorlar. Bir Yahudi devletçiyi kurmak için çaba sarf ediyorlar. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyini de ele geçirirlerse eğer orayı da dahil ederek, Türkiye'den de toprak kopartmaya gayret ederek. Amaç ve emelleri bu bunların. Birlikteliğimiz sürüyor efendim. TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde bir yolcu otobüsü kamyona çarptı. 16 kişi yaralanmış. Kaza sabah 5 sıralarında meydana geldi. İzmir-Karabük seferini yapan yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen lastik yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve muavin sıkıştılar. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan kurtarma ekibi çalışmalar başlattı. Sürücü, muavin ve otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi kurtarıldı, hastaneye kaldırıldılar. Toplam 16 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde bir yolcu otobüsü kamyona çarptı. 16 kişi yaralı. 16 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sabah ajansında şimdi Siirt'e götüreceğiz. Sizleri Siirt'te 20 köye ulaşımın sağlandığı Geçit Tepe'de kar ve tipi etkili olmuş. İşte görüntüler ve haberimiz. Kar ve tipi yolu kapattı. Sürücüler mahsur kaldı. Yurdun doğusunda etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Siirt Pervari'de 20 köye ulaşımın sağlandığı geçit tepe mevki kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler iş makineleriyle seferber oldu. 5 araç 1 saat sonra kurtarıldı. Ekipler bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için teyakkuzda. Sirt'te Geçittepe'de karda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı. Şimdi başkentteyiz Ankara'dayız. Ankara'nın gündemini Hakan Bacaksız anlatacak sizlere ve bizlere hemen yayını Hakan Bacaksız'a devredelim efendim. A Haber editörü Hakan Bacaksız. Günaydın yayınımıza hoş geldin seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Başkent Ankara'nın gündemi bugün yine bir hayli yoğun olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım isterseniz. Erdoğan bugün külliyede bazı ülkelerin büyük kabul edecek. Erdoğan bu kabullerden sonra, büyük kabulünden sonra yine Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Peki o büyük hangi ülkeden? Hemen onları da aktaralım sizlere. Lüksemburg, Letonya, Bangladeş, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da tıpkı Erdoğan gibi bir bugün bir kabul olacak mecliste. O da Asya Parlamenter Asamblesi Başkanlık İbadanı heyetini kabul edecek bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel kurulda yine bugünkü 11 mesai veren kantan genel kurulda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri bugün yine görüşülecek. Ekonomiye geçelim hemen vakit kaybetmeden. Ekonomide bugün önemli bir gündem başlığı var. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğal gaz saati kurulmasına ilişkin iki ülkenin enerji bakanları arasında saatler 16'yı gösterdiğinde çok önemli bir anlaşma imzalanacak. Ve yine bugün Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu video konferans yöntemiyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Ulaştırma Bakanları toplantısına katılacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Hakan Başaksız A ah Haber Editörü Ankara'dan yayınımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Esnafa müjdeli haberler vardı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak da müjdeler vardı. Dinliyoruz. Buyurun. Buyurun. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Başkan Erdoğan esnafa hem hibe hem de kira desteğini açıkladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafa yönelik müjdeleri tek tek açıkladı. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmesi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Erdoğan, kısıtlamadan doğrudan etkilenen 432.567 esnafın olduğunu söyledi. Kira ve hibe desteğinin ayrıntılarını anlattı. Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre Ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemiyle birlikte esnafa 3 ayda 5 milyarlık destek sağlanmış olacak. Erdoğan stopaj ve KDV oranına ilişkin süre uzatımı müjdesi de verdi. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz Gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar %8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Erdoğan Turizm sektörüne ilişkin aldan kararları da paylaştı. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleriyle deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecri ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın bir yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 400-925 milyon liradır. Görevleri nedeniyle sokak kısıtlamalarından muaf tutulanlar bunu suistimal ederlerse İçişleri Bakanlığı neler yapacak? Valilikleri nasıl uyardı? Bunu da hemen haberimize ekleyelim. Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişilere yönelik denetimler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine harekete geçti. Ve bu istisnayı kendi lehine kullanan kişiler için valiliklere genelge gönderdi. Genelgede muafiyet ayrıcalıklarının keyfi olarak kullanılmaması için tedbir alınması talimatı verildi. Genelge ile artık onlar da cezalardan kaçamayacak. Genelgeye göre sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak. <laughs> Kısıtlamada istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumuyla dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak. Kısıtlama sırasında istisna kapsamındaki kişi muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. <laughs> Denetimlerde muafiyet sebebi zaman veya güzergah uyumlu bulunmaması halinde istisna kapsamındaki kişilere idari yaptırım uygulanacak. Bu arada sevgili seyirciler ve dinleyiciler dükkanları kapatma noktasında olan kafeteryalar, lokantalar, onlardan gelen çağrılar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmek istiyorlar. Onları az sonra sizlere arz edeceğim. İstanbul polisi sokak kısıtlamalarıyla ilgili denetimlerdeydi. Hafta içi uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması bu gece de devam etti. Yürü, İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Burası Maltepe. Sokak kısıtlamasının ilk dakikalarından itibaren güvenlik noktasından geçen araçlar tek tek durduruldu. Evrak kontrolü yapıldı. Kısıtlamadan muaf olanların geçişine izin verildi. İhlal edenlere ise para cezası kesildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlama saatinde kapalı olması gereken bir kafeye baskın düzenledi. İçerideki müşteriler polise yakalanmadan kaçtı. Baskında maskesiz olduğu gerekçesiyle işletme sahibine ceza yazıldı. Kafe mühürlenerek kapatıldı. Çayların da orada duruyor. Tamam doğru. Biz yapacağız. Gerekli İçeriz, ceza işlemlerini yapacağız. yapacağız. Bu arada İstanbul'da bekçilere ateş açıldı. Ayrıntılar haberimizde. Kısıtlamanın sessizliğini silah sesleri bozdu. Olay gece saatlerinde İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre sokak kısıtlamasının olduğu saatlerde devreye gezen bekçiler şüphelendikleri üç kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheliler kaçmaya başladı ve aralarından biri bekçilere ateş açtı. Bekçiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Saldırganlardan biri bacağından vurularak yaralandı. Zanlının üzerinden iki adet silah ve bir miktar zine eşyası çıktı. İki kişi ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ve saatlerimiz 8'i 15 dakika geçerken gazetelerle devam ediyoruz. Sabah Ajansı'na Türk Gün Gazetesi ve Sabah Gazetesi'ne bakacağız. Türk Gün Gazetesi'nde Devlet Bahçeli'nin sözleri, açıklamaları ee, ...sosyal medyadan yaptığı açıklamalar özellikle manşette efendim. Esnafa kira yardımı yılbaşına kısıtlama az önce haberde seyrettiniz... ...ve yılbaşında üç gün evdeyiz ayrıntıları e, yazmış Türk'ün. Türklüğe duvar örülemez. Bakalım akıtalım bir sayfayı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türk'ün sünnisi, şiisi olmaz. Nitekim Türk, Türktür. Başka tasvire ve tefrika sığmaz tefrike sığmaz özür dilerim. Türklüğe baraj koyulamaz. Duvar örülemez. Çakal fermanını bozkurt hükmü yırtar. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Suriye, özel temsilcisi James Jeffrey'e yönelik çakal fermanını bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel. Benim Kürt kökenli kardeşlerimi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları biz bize şükür yeteriz açıklamasında bulundu. Ayrıntıları yayınladık efendim bize ilerleyen dakikalarda ayrıca yayınlayacağız. Sabah gazetesiyle devam edelim efendim. Sabah gazetesinde neler var? Cami de bizim, Cemevi de bizim Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Açık adres yerine 10 haneli kod geliyor. Sabahta logonun üstünde. Zeynep Stanford'u kazandı. Sosyal medya yıkıldı görüntüler var. 19 yaşındaki milli karateci. Semih Arslan kalp krizinden hayatını kaybetti. A Spor'da futbol şöleni var saatleriyle beraber duyurulmuş sabah gazetesinde. Bardaki kavga karakolda bitti. Sonucu ve oyuncu Aslı Tuğranlı Etiler'de lüks bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken Ayda Bey'in hakaretine uğradı. Kadın müşteriyle kavga eden Turanlı karakola giderek şikayetçi oldu. Günaydın Ekin'den bu okuduğum haber. Çukurova'nın kuralları ümit yıkacak. Hande Soral Fenomen dizinin ekibine katıldı. Noter onaylı aşkta son tango. Antalya Elmalı'da sabahın gündeme getirdiği noter onaylı aşk skandalında yeni gelişme. Makam şoförünün eşi Sümeyra T. ile yasak aşkını inkar eden ve o kadını tanımıyorum diyen İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk Sümeyra T. ile ortak avukat tuttu. Ayrıntılar gazetede. Milyonlarca esnafa üç koldan destek ayrıntılar az önce yayınladık efendim bu nasıl bir muhalefet lideri Başkan Erdoğan kendi içlerinde yaşanan taciz tecavüz gibi hadiseleri bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessüh eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır ayrıntılar var. Devam edelim. Covid gitti kucak geldi. İznik'te evde karantinada olan sağlıkçı babasına uzaktan keşke yanına gelip kucağında uyuyabilsem diye seslenen 5 yaşındaki Ecem Loya'nın Türkiye'yi ağlatan çağrısında mutlu son ayrıntılar var. Akıtalım ki sayfayı. Başkan Erdoğan'dan OECD'ye mesaj. Salgındaki dayanışma kalıcı olmalı. Avrupa Birliği'nden yaptırım değil. Söz verdikleri tam üyeliği bekliyoruz. Yılbaşında evdeyiz. 31 Aralık'ta başlayacak yasak 4 gün sürecek. Pamukkale'de foseptik suyunun tahliyesi sırasında 8 işçi pompanın egzozundan zehirlendi. 3 işçi yaşamını yitirdi. 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Yerli aşıda birinci faz başarıyla geçildi. Dijital hesaplar miras sayılacak. Her yağışta aynı rezillik. İzmir'de yaşananların fotoğrafı var. Antalya'da metrekareye 232 kilo yağış düştü. Dev dalgalar oluştu. Ayrıntılar var efendim. Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen bir araçtaki 5 kişiden ikisi sel sularına kapılıp can verdi. Dün yayınımızda duyurmuştuk bu üzücü hadiseyi. İranlı baron Zindaştinin adamlarına operasyon ve uygun şekil ve zamanda karşılık vereceğiz. Türkiye'den Amerika'ya s 400 yaptırım tepkisi var. Kaftancı olduğu için 10 yıla kadar hapis istendi. Dink davasında Yılmaz Er için ağır müebbet talebi. 1.2 milyon kamu işçisine ikramiye ödemeleri başladı. Casus romanlarının babası öldü. Ayrıntılar gazetede. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Sürüyor Sabah Ajansında birlikteliğimiz. Şimdi şimdi Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşma yaptığı ana götürüyoruz sizi. Artık yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi. Amerika'nın yeni başkanı seçilen Joe Biden, resmiyet kazanan zaferini işte bu sözlerde ilan etti. Seçiciler kurulu delegelerinin 50 eyalette kullandığı oyların ardından Demokrat Biden'ın galibiyeti tescillendi. Artık yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi. Seçim kampanyam boyunca söylediğim gibi tüm Amerikalıların başkanı olmak için çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçime hire karıştığı iddialarına da değindi. Trump'ın 80'den fazla yargıcın görüşüne başvurduğunu belirten Biden, tüm bu davaların reddedildiğini ifade etti. Resmi sonuçlara göre 306 delegeyle Amerika'nın 46. başkanı seçilen Biden, 81 milyondan fazla oy aldı. Amerika'nın mevcut başkanı Donald Trump'ın ise 74 milyon oy ve 232 delegede kaldığı aktarıldı. Demokrat Biden ve kabinesi 20 Ocak'ta Oval Ofisi Trump'tan devralarak resmen göreve başlayacak. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili yaptırım kararı çıktı. S400'leri bahane edip Türkiye'nin savunma sanayini adeta yıkmak istiyorlar. Şimdi bunları yapanlara dost ve müttefik denir mi? Amerika Birleşik Devletleri dost ve müttefik görünümlü azılı bir düşman hissiyatıyla davranıyor. Amerika ile Türkiye arasındaki S-400 geriliminin ardından yaptırımların detayları açıklandı. Türkiye'nin savunma sanayisi ve üst düzey yetkilileri bir dizi tek taraflı ekonomik kısıtlamayla hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden 3 kişinin yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu yetkililerin Amerika'ya girişi yasaklanırken başkanlığa Amerika'nın ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı verilmesi kısıtlandı. Yaptırımlar çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'na uluslararası platformda verilebilecek ödenek ve kaynaklar içinde üst limit belirlendi. Herhangi bir finansal kuruluşun kuruma verebileceği kredi ve borcun 10 milyon dolara aşamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden rahatsız olan Washington yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Türkiye'nin elindeki S-400'lerin aktif edilmemesini talep ediyor. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın benzer silah sistemlerine sahip olmasından hem kendisi hem NATO için hiç rahatsız olmuyor, endişelenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri azılı ve düşmanımız. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne kul ve köle olursa iyi. Tamam sorun yok. Kul ve köle değilim ben derse işte o zaman sopayla dikiliyor karşımıza. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Bir de bu yaptırımlara içimizde sevinenler var. Onun da altını çizelim. İş adamı, sivil toplum örgütü lideri, siyasi parti lideri olup da Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamasına sevinenler var. Onlar da bizden gibi görünen ama bizden olmayanlar. Bu yaptırım kadarıyla ilgili tepkilerle devam ediyoruz yayınımıza. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ankara'dan peş peşe tepki sesleri yükseldi. Dışişleri Bakanlığı skandal yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Bakanlık Amerika'nın Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz açıklamasını yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasından kısa süre sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste konuştu. Açıklaması kısa ve netti. Biz de hemen bakanlık açıklamamızı yaptık. Sizin dediğiniz gibi elimizin tersiyle de ittik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan gösterdi tepkisini. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. Amerika'nın bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şentop, kararın iki ülkenin müttefiklik ilişkisine zarar vereceğine dikkat çekti yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Ülkemizin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Amerika'nın yaptırım kararını ortaklık ruhuna aykırı olarak niteledi ve Amerika'yı bu vahim hatadan geri dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan Türkiye savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek paylaşımında bulundu. Amerika'nın yaptırım listesine eklediği Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tepkisini benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek. Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir sözleriyle gösterdi. Amerika'nın skandal kararına AK Parti'den de tepki geldi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kararı akıl dışı ve vahim olarak nitelerken Grup Başkan Sağlık Vekili Emin Akbaşoğlu karar bizi ve yolunuzdan döndüremez ifadesini kullandı. Duyar... Amerika'nın yaptırım kararına tepkiler Türkiye ile sınırlı kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın uluslararası hukuka karşı kibirdi tutumunun bir başka tezahürü yorumunda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Hacıevse kararı kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi sözleriyle değerlendirdi. Başkan Erdoğan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu bilgilerle ve haberlerle ilgili önemli sözler söyledi. NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Hedefinde hem Avrupa hem de Amerika vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye her fırsatta yaptırım silahını gösteren Avrupa ve ABD yönetimine sert çıktı. Yaptırımlar için haksız ve saplantılı yaklaşım dedi. Son dönemde Amerika ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış ve süreçlerinin hareketlenmiş olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Erdoğan Türkiye'nin gerilimden yana olmadığını söyledi ama sessiz kalmayacağını da hatırlattı. Ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan taciz ve tecavüz skandallarıyla gündeme gelen CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na neden sessiz kaldığını da sordu. Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerden, bu cinsel ilişkilerle alakalı, hırsızlıklarla alakalı, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Duymadık. Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır? Kendi işlerinde yaşanan taciz, tecavüz ve hırsızlık gibi ahlaki çöküntüye işaret eden hadiseleri bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessü eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi ve hukuk reformu çalışmaları da vardı. Reform paketlerimizi iş dünyası başlı olmak üzere her kesimle görüşerek, konuşarak tartışarak olgunlaştırıyoruz. İnşallah bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomik, hukuki ve idari reform paketlerimizi meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam, hukuk, adalet, güvenlik odaklı politikalarla ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz. Bütçe görüşmelerine geçiyoruz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleriyle sabah ajansı sürüyor. Avrupa Birliği çifte standart uyguluyor mu bize? Uyguluyor. Bizim de eksikliklerimiz var bu süreçte. Biz de öz yapıyoruz. Ama bunlar var diye şimdi tüm Avrupa'yla, Avrupa, Avrupa Birliği'yle, Avrupa ülkeleriyle bağlarımızı koparmak gerçekçi mi? Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Akdeniz'de kararlılık mesajı verdi. Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste genel kurul kürsüsündeydi. Libya açıklarında Türk gemisinde yapılan aramalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Çavuşoğlu yaşanan süreci anlattı. Türk gemisine niye çıkmayın demediniz. Engin Bey çok net söylüyorum dedik. Önce hemen Roma'daki askeri ateşemiz söyledi. Arkasından yine bizim Brüksel'deki büyük elçimiz iletti. Daha sonra bakanlığımıza e-mail olarak ulaştılar elektronik postayla. Biz de o gün G20 zirvesindeydik video konferansta Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Daha sonra bilgi bana da ulaştı ve yazılı olarak bayrak sahibi ülkenin izni olmadan gemiye çıkılamayacağını uluslararası hukuk, denizcilik hukukuna göre 4 dakikalık, 4 saatlik gibi bir sürenin de olmadığını kendilerine ilettiğimizde biz zaten formaliteden sorduk. Böyle sormak zorundayız değiliz diyerekten de gemiye çıktılar. Gemiye çıktıktan sonra e, yine bir nota verdik. Tepkimizi ortaya koyduk. Biraz önce söylediklerimizi hatırlattık. Ve o zaman panikleyerek gemiden ayrılacaklarını söylediler. Hava şartlarından dolayı bazı askerlerin sabah ayrılacağını söylediler. Ayrıldılar. Yani burada lütfen genel başkana da söyleyin. Biz gereği neyse bunu yaptık. Çavuşoğlu'nun hedefinde yukarı Karabağ konusunda Türkiye'nin tutumunu eleştiren CHP'li Ünal Çeviköz vardı. Burada da Sayın Ünal Çeviköz'ün bazı söylemleri oldu. Onlara da cevap vermek durumundayım. Azerbaycan'a öncelikle ta başında verdiğimiz desteği maalesef sorguladınız. Hem de Ermenistan'ın diliyle, hem de Türkiye'yi burada eleştirenlerin diliyle sorguladınız. Bunu hiç yakıştıramadık. Bu bütçeyi tasarruflu kullanın çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısına da cevap verdi Çavuşoğlu. Hayır ola, ne oluyor? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Neye göre devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'da pozisyonun güçlü olduğunu bir kez daha vurguladı. İsim vermedi ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a göndermede bulundu. Ben NATO'nun en güçlü ülkelerinden bir tanesiyim. En çok katkı sağlayan ülkelerden bir tanesiyim. Dolayısıyla ben neden NATO'dan çıkayım? Biz hiç kimsenin çıkmasını istemeyiz ama NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen varsa bizim oradaki gücümüzden rahatsız olan varsa çıkmak istiyorsa onlar çıksın. Ama biz onların da çıkmasını istemeyiz. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin 8. gününde Dışişleri Bakanlığı 2021 yılı bütçesi kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları son derece etkileyiciydi. Bir taksici bizi sürekli seyreder. Evet. Halil Da Sarıyer'den ee, özellikle tebrik etmemi istemiş efendim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları. Efendim yani Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla Devam edeceğiz. İran'la ilgili açıklamaları vardı. Az önce biraz okumuştum. Ekber Karabağ İran'da bekliyor bu konu orada. E, hangi vaziyette? Gerçi ruhani açıkladı. Mesele bitmiştir dedi. Ama e, bu rahatsızlık. Ermenistan'ın yine ateşkesi ihlal etmesi Devlet Bahçeli'nin e, gündemindeydi. E, ve e, bakınız 1828 Türkmen Anlaşması'ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek, Türklüğün vicdanı da karşılık bulur mu? Arası ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır dedi. Devlet Bahçeli, Türk'ün sünnisi, şiisi olmaz. Nitekim Türk, Türktür. Başka tasvire ve tefrike sığmaz dedi. Açıklamaları böyle din anla da ilgili. Özellikle hemen Ekber Karabağ'a dönelim. İran'da hazır bekliyor bu konular Orada nasıl değerlendiriliyor? Ekber Karabağ Söz ve Yayın sende günaydın. Günaydın Erkan Tan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki ilk olarak Cuma sabahı İran Dışişleri Bakanı tarafından, Cevat tarafından yapılmıştı. Ardından ülkede onlarca yetkini bu konuyla ilgili görüşünü dile getirdi. Ve son birkaç gündür gazetelerin manşetinde bu konuya yer verildi. Ve maalesef kullanılan dil ve uslubun ve çok ağır olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhan'ın önemli bu konuda bir konuşması oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğüne bir tehdit içermediğini ve böyle bir şehit kastetmediğini söyledi ve Türk makamlarının da İran makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde ve yaptıkları açıklamada bunun altını çizdiğini ve yapılan bu açıklamalarla birlikte bu konunun ve bu krizin artık kapandığını söyledi. Ruhani 7 yıllık görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıdığını ve tanıdığı Erdoğan'ın İran, toprağı, İran toprak İran'ın toprak bütünlüğüne halal getirecek böyle bir ifadelerin kullanmasını uzak bir ihtimal olarak gördüğünü ifade etti. Ruhane'nin bu açıklamasıyla birlikte ülkede bir nebzede olsa gerilimin düştüğünü söyleyebiliriz. Nitekim ben bugün sabah saatlerinde gazetelere baktığımda e, tekrardan ülkenin iç meselelerine dönmüşler ve e, bu konunun artık manşetlerde olmadığını söyleyebilirim. Ekber Karabağ karşımızdaydı efendim. Tahran'dan anlattı sizlere ve bizlere Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda faz 1 çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yerli aşıda ilk aşama tamamlandı. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda umut veren haberler geliyor. İkinci doz aşının 44 gönüllüye uygulanmasıyla birlikte faz 1 bir çalışmalarında sona gelindi. Herhangi bir yan etki görülmeyen çalışmalarda süreç olumlu devam ederse yeni aşamaya geçilecek. Faz 2 çalışmaları kapsamında yerli ve milli aşı 200'ün üzerinde gönüllüye uygulanacak. Faz 2 çalışmaları tamamlandığında faz 3 çalışmalarına geçilecek ve bahar ayının sonuna doğru eğer bir aksilik olmazsa vatandaşlara bu aşı uygulanabilecek. Bismillah. Öte yandan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki panolarda çağrı yapıldı. Türkiye'de de aşı çalışmaları var. Başka yerlerdeki aşılardan fazlası var, eksiği yok. Böyle diyor o aşı çalışmalarında görev alanlar. Kış ayları geldi. Bu arada hastalıklar da e, arttı çocuklarda. Özellikle belirtileri koronavirüsle karıştırılan hastalıklardan bahsedeceğiz efendim. Her öksürük koronavirüs olmayabilir. <laughs> Artık çocuklar her öksürdüğünde, halsizlik yaşadığında, ateşi yükseldiğinde akla ilk gelen koronavirüs oluyor. Kış mevsimi geldi. Dolayısıyla hastalıklar da arttı. Peki çocuklarımızda görülen her öksürük, halsizlik ve ateş koronavirüs belirtisi olabilir mi? Hayır, özellikle şu dönemde mevsimsel olarak bakteriyel ve viral infeksiyonlarda görünmesi sayısı artmaya başladı. Covid'in belirtebiliyorsunuz, boğaz ağrıları, bacak ağrıları, kol ağrıları, ishal vakaları olabiliyor, bronşit gibi ataklar geçiyor. Bunların hepsi diğer hastalıklarla karışabilir. Bu semptomlar görüldüğünde ise paniğe kapılmamak ve mutlaka bir hastaneye götürmek gerekiyor. Hastaneden korkmayın. E, çocuklarımızı hastaneye götürmemek bazı önemli rahatsızlıklara atlanmasına sebep açıyor. En önemli, özellikle vurgulamak istiyorum, aşıları muhakkak götürüp yaptırmamız lazım. Peki bu hastalıkların ayrımını nasıl yapacağız? En önemli sihirli kelimeyi söylüyorum. Anamnes. Anamnez nedir? Aile geldiği zaman ilk önce çocuklarımız hakkında anneye babaya sorular sorarız. Ne zaman başladı? Ateşi kaçtı? Kaçıncı günü? Yemek yiyor mu? İsteli var mı? Öksürü var mı? Gittiği yerlerdeki kişilerin Covid olup olmaması bizim tanımızın altın anahtarların birisidir. O yüzden ailelere şu dönemde çok iş düşüyor. Bizden uyarması sevgili seyirciler ve dinleyiciler nadir bir bitkiden bahsedeceğiz şimdi nadir bitki türü kendisini insanlardan korumak için kamuflaj geliştirmiş binlerce yıldır Çin'de dağların kayalık yamaçlarında yetişen çok nadir olarak görülen bu bitki parlak sarı çiçekleriyle biliniyor ancak göz alıcı bitkinin tek bir ölümcül düşmanı var o da çiçeği geleneksel tıpta ilaç olarak kullanmak için toplayan biz insanlar ticari hasat yoğunlaştıkça nadir bitki kolayca görülemeyecek gri ve kahverengi yapraklar geliştiriyor bakıyorsunuz konuya ilişkin açıklama yapan Çin Bilimler Akademisi, Botanik Enstitüsü doktorları diğer kamufle edilmiş bitkiler gibi ender olan bu bitkinin de otobur hayvanlara karşı kendini korumak için evrimleştiğini düşündük ancak onu tehdit eden bir hayvan bulamadık. Sonra bunun nedeninin insanlar olduğunu anladık diyor. Yaşanan bu olay vahşi doğanın insana ve insanlığa net bir tepkisi olarak yorumlanıyor. Parlak sarı çiçeklerinin ile bilinen bu bitkiyi gösteriyoruz sizlere efendim. Hindistan'dayız. Bir telefon fabrikasında işçiler ağır çalışma şartları ve düzgün ödenmeyen maaşlar nedeniyle İsyan başlattılar. İsyanın görüntüleri konuyla ilgili haber geliyor huzurlarınıza. Görüntüler Hindistan'dan. Bir telefon fabrikası savaş alanına döndü. Olay ülkenin Karnataka eyaletinde elektronik üretim fabrikasında gerçekleşti. Fabrika çalışanları ağır çalışma şartları ve düzgün ödenmeyen maaşlar nedeniyle isyan başlattı. Yüzlerce çalışan fabrikadaki ürünleri yağmaladı. Fabrika çevresindeki ağaçları söktü. Olay yerine gelen polisler protestoculara sert müdahale etti. Pek çok işçi yaralandı. En az 100 kişi ise gözaltına alındı. Saatlerimiz 9 sabah ajansı yayınımızda yeniden birlikte oluyoruz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler sabah ajansı yayınımız A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da hafta içi her sabah saat tam 7'de başlıyor ortak yayın. Evlerinize geliyor haber vermeye devam ediyoruz. Ramazan Almacayırla az önce görüşmüş, sizleri de görüştürmüş, görüştürmüş ve Adnan Oktar silahlı suç Örgütü ile ilgili gelişmeleri öğrenmiştik. Şimdi Ramazan Almacayır yeniden karşımızda. Ramazan Almacayır günaydın. Kolay gelsin. Yayınımıza hoş geldin diyor. Sözü ve yayını sana bırakıyoruz. Günaydın Erkan Tan. Evet operasyon Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri savcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yürüttü. Adlı nokta suç örgütüne yönelik. Operasyonda gözaltı kararı bulunan isimler arasında kamuda görevli 3 doktor ve bir öğretmen de bulunuyor. Operasyonun içeriği ise sosyal medya platformlarında örgütün yeniden oluşum sağlaması ve örgüt yöneticileriyle e, üyelerinin tutuklu bulunan üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için sosyal medyada algı oluşturan şüphelere yönelik bir operasyondu. Hali devam eden mahkeme safhalarında yine HTS kayıtlarından yapılan görüşmelerde de ortaya çıkan ve e, ifadeleri alınan şüphelilerden bilgileri doğrultusunda örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen kişilerde yine bu gözaltı kararı listesinde bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getiriliyor. Sağlık kontrolünün ardından da mali şubedeki sorgularına başlanmış olacak. Adnan Oktar Suç Örgütü hatırlanacağı üzere yine Mali Şube'nin geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu operasyonla çok sayıda gözaltı vardı ve hali hazırda mahkeme süresi de devam ediyordu. İşte bu devam eden süreçte yeni belgeler ve ifadeler doğrultusunda Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde 23 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltı listesinde kamuda görevli doktor ve öğretmen de bulunduğunu belirtelim ve çalışmanın devam ettiğini notunu düşelim Erkan Tan. Ramazan Alma çayıra. çok teşekkür ediyoruz ve sabah ajansında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla sabah ajansı sürüyor. Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını işte böyle duyurdu. 4 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarının azaldığını söyledi. Sözü aşı çalışmalarına getirdi. Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz. Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz. Başkan Erdoğan, pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına ilişkin yeni bir çalışmanın da müjdesini verdi. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Hemen Ankara'ya dönelim esnafa yardım büyük şehirlerde diğer illerde destekler nasıl gerçekleşecek? E, karşımızda Ece Altuğ var. Ayrıntılar Ece Altuğ'da. Ece Altuğ günaydın. Yayınımıza hoş geldin. Söz ve yayın sende. Günaydın Erkantan. Pek çok kalemde aslında destek olacağını söyleyebiliriz. Hızlıca aktaralım. Öncelikle şu maddeyle başlayalım. Hatırlanacaktır. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a bir indirim söz konusuydu. Gayrimenkul stopaj oranında işte bu oranın uygulama süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını söyleyebiliriz. Yıl başından 1 Haziran'a kadar yine bunun dışında benzer bir şekilde iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı da %18'den %8'e indirilmişti. Onun da süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını söyleyebiliriz. Yani %8 olarak devam edecek. Yine salgının en etkilerinin en aza indirilebilmesi için konaklamadan yeme içme, yolcu taşımacılığından bakım onarına, onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süreleri de yine 1 Haziran'a kadar uzatılmış durumda. Yine esnafa yönelikte de önemli destekler açıkladı Başkan Erdoğan. Gelir kaybıyla özellikle de ilgili bir destek sağlanacak ve ülkemizde basit usule tabi 800 bin 871 vatandaşla kısıtlamalar sebebiyle doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf bulunuyor. Yani yaklaşık toplam baktığımız zaman 1 milyon 300 bin olduğunu söyleyebiliriz esnaftan etkilenen. Bu kesime de yine 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Kimler faydalanacak? Bu destekten hibe şeklinde de olacağını altını çizelim. Yine pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin bu hibe desteğinden faydalanacağını söyleyebiliriz. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir destek esnafın hizmetine sunulmuş olacak. Yine bunun dışında bir diğer destek kaleminin de kira desteği olacağını söyleyebiliriz. 3 ay süreyle büyük şehirlerde 750 lira. diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak diyelim ve yeniden size bırakalım Merkantan. EC6 karşımızdaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulu ile ilgili açıklamalar geldi. Ana Anaokullarında yüz yüze eğitim nasıl, ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan binlerce çalışan anne ve babanın merakla beklediği haberi işte böyle verdi. Ya Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin duyuru geldi. Bakanlık ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçireceğini açıkladı. Ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni doğal gaz hattının ayrıntılarıyla sabah ajansında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile Azerbaycan enerji alanındaki işbirliğini daha da güçlendirecek. İki ülke arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Adı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı olacak ve Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı bundan böyle bu hattan da sağlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla indiriye taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğalgaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün saat 16'da bir mutabakat zaptı imzalayacak. İlam var. Anlaşmayla Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özer Cumhuriyeti'ne doğalgaz tedariği sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOKAR şirketleri hayata geçirecek. Anlaşmayla Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak. Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak doğal gaz hattıyla taşınacak gaz, bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Projeyle Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum-Tanap doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak. Bir millet, iki devlet, Azerbaycan, Türkiye arasındaki ilişkiler hem sahada hem masada inşallah artarak devam edecek. Bu ilişkilerin artması bir, Rusya'yı aslında tabii ki rahatsız ediyor. İki, Fransa'yı çıldırtıyor. Üç, Amerika Birleşik Devletleri'ni kudurtuyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bilelim ve yayınımızı öyle devam edelim. Mert Hacı Alioğlu askeri ücret konusunda bilgiler aktarmak üzere hazır. Yayınımıza katılacak efendim Mert Hacı Alioğlu günaydın kolay gelsin seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Asgari ücret ne kadar olacak herkes merakla bekliyor. Özellikle 7 milyona yakın asgari ücretli ve tüm vatandaşlar bu sorunun yanıtını bekliyor. Bu ay içerisinde belli olacak. Bugün de ikinci asgari ücret Toplantısı gerçekleştirecek. Bu kapsamda Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun ilk toplantısı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde olacak. Saat 10'da başlayacak e, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu toplantıda video konferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Bilindiği üzere toplantılarda işçi kesimini temsilen, işveren kesimini temsilen ve hükümeti temsilen e, gruplar oluşuyor, komisyon oluşuyor ve bu komisyon görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bugünkü görüşmelerde e, video konferans yöntemiyle dedik özellikle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu bu kapsamda bir sunum gerçekleştirecek. Özellikle kendilerinin e, ekonomik gerçeklikler üzerinden verecekleri rakamları göreceğiz ve işveren sendikalarının bugün itibariyle asgari asgari ücretin ne olarak istediklerini göreceğiz aslında. Bu oldukça önemli çünkü onlar bugün kendi düşündükleri asgari ücreti Açıklayacaklar ve bunun üzerine tabii ki değerlendirmeler olacak. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yine Ticaret Bakanlığından gelen veriler ele alınacak. Bu kapsamda sunumlar gerçekleştirilecek. Yine hükümet kanadının sunumu olacak. Yani bakanlık kanadının sunumu olacak. İşveren sendikalarının sunumu olacak. Özellikle bu toplantının ardından 22'sinde de işçi sendikalarının işi e, Türk işin yani Türkiye İşçi sendikaları Konfederasyonu'nun bir e, ev sahipliğinde toplantı olacak. Üçüncü toplantı olarak ki özellikle hükümetin ve işverenlerin vermiş olduğu Olduğu, belirlemiş olduğu ücreti bekleyecek işçiler. Böyle bir açıklamaları var. Bu ücretin ardından kendi ücretlerini açıklayacaklar ve yıl sonuna doğru da yaklaşık bir buçuk hafta sonra da asgari ücret belirlenmiş olacak. Bu kapsamda bugün saat 10'da yapılacak toplantı önemli çünkü işveren işçiye hangi ücreti sunuyor, hangi ücreti layık görüyor bunu göreceğiz aslında. Bu kapsamda kuşkusuz yıllık enflasyon rakamlarında göz önünde bulunduracaklardır. Bakmış olduğumuzda asgari ücret beşer kişilik heyetlerin vermiş olduğu oylarla birlikte ki bu kapsamda beşer kişiden oluşan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden toplam 15 kişinin oy çokluğuyla birlikte ortaya çıkmakta. Geçen yıl yani içinde bulunmuş olduğumuz yılın asgari ücreti %15.03 oranında bir artış yaşanmıştı. Bugün itibariyle saat 10'da başlayacak toplantıyı bizler de takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Erkan Tan. Mert Aşı Alioğlu yayınımızdaydı efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararıyla ilgili oluşan tepkiler sabah ajansında. Şimdi bu konuyla ilgili haberimiz geliyor huzurlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ankara'dan peş peşe tepki sesleri yükseldi. Dışişleri Bakanlığı skandal yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, Amerika'nın Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz açıklamasını yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasından kısa süre sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste konuştu. Açıklaması kısa ve netti. Biz de hemen bakanlık açıklamamızı yaptık. Sizin dediğiniz gibi elimizin tersiyle de ittik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan gösterdi tepkisini. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. Amerika'nın bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şen Top kararın iki ülkenin müttefiklik ilişkisine zarar vereceğine dikkat çekti yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Ülkemizin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Amerika'nın yaptırım kararını ortaklık ruhuna aykırı olarak niteledi ve Amerika'yı bu vahim hatadan geri dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan, Türkiye savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek paylaşımında bulundu. Amerika'nın yaptırım listesine eklediği Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tepkisini benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek. Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir sözleriyle gösterdi. Amerika'nın skandal kararına AK Parti'den de tepki geldi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kararı akıl dışı ve vahim olarak nitelerken Grup Sağlık Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu karar bizi yolumuzdan döndüremez ifadesini kullandı. Amerika'nın yaptırım kararına tepkiler Türkiye ile sınırlı kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürü yorumunda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyevse kararı kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi sözleriyle değerlendirdi. Gidelim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına. Atina'yı yani Yunanistan'ı Türkiye ile görüşerek sorunları çözmek yerine Avrupa Birliği kapılarından medet ummakla suçladı. İlk 3 ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş. Bunlardan sadece ikisi kullanılmış, diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. Yunanistan'ın NAVTEX'i ilan edip kullanmamasını değerlendirdi. Bu iyi komşuluk ilişkilerine aykırı dedi. Avrupa Birliği'ne sırtını dayıyorlar. Yani görüşmelerle, bizimle görüşerek, olayındaki muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine Avrupa Birliği'nden, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yolu olduğunu da e, görmüş olmaları lazım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da katıldığı video konferans toplantısında devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı, talimat verdi. <laughs> Bakan Akar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi içinse yine diyalog masasını işaret etti. s 400 arkadaşlarım f 35 olan etkileşimi neyse bunu çözmek için biz Amerikalılarla NATO'nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye, bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Umuyorum dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir. ediyoruz verdiği bilgiler için ve dünyada koronavirüsle mücadelede son durum ne? Hemen onu hatırlatalım. Sevgili seyirciler hep iyileşenlerin sayısını da özellikle bildirerek bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Toplam vaka 73 milyon 15 bin 187 Görüyorsunuz efendim ve toplam iyileşenler 51 milyon 142 bin 900 21. İngiltere'den gelen bir haberle devam edelim efendim. İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığıyla ilgili yeni tespitler var. İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü tespit edildi. Sıkı tedbirler alınacağı duyuruldu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada salgında yaşanan vaka artışına dikkat çekti. Koronavirüs mutasyona uğradı ve yeni türde binden fazla kişi enfekte olduğu ifadelerini kullandı. Mutasyonun tespitinin ardından İngiltere'de üçüncü aşama kısıtlama kararları alındığı belirtiliyor. Buna göre insanlar birlikte yaşamadıkları kişilerde kapalı alanlarda görüşme yapamayacak. Kafe ve restoranlarsa yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. İngiltere'den gelen bilgi bu yönde. İtalya'da neler oluyor? Dündar Keşaplı karşımızda. İtalya'da hazır. İtalya'daki gelişmeleri aktarmak üzere bekliyor. Dündar Keşaplı günaydın. Yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Günaydın, teşekkür ediyorum. Günaydın hepinize, ekran başındaki izleyicilerimize de. Evet, geride yaklaşık 9 ayı aşkın bir süreyi bıraktık Erkan. Ancak Çin'den sonra Avrupa Birliği ülkelerinde en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya'da pek tablonun değiştiğini söylemek mümkün değil. Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok can kaybının olduğu ülke ne yazık ki yine İtalya. Tabii son 24 saatte bilanço biraz düştü. 491 kişi hayatını kaybederken diğer yandan 12.030 yeni vaka sayısı. Ancak ülkede yeni 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 gündemde olan konulardan biri ise aşı ile ilgili. Sağlık Bakanı Speransa Ocak ayında itibaren aşının uygulanacağı mesajını verirken ancak ilk etapta herkese aynı anda bunu uygulamanın mümkün olmayacağını ifade etti. Çünkü kademe kademe ülkeye gelecek ve sağlık çalışanları, güvenlik birimleri yaşlılar başta olmak üzere bu yönde uygulamalar yapılacak. Tabi diğer yandan gündemde biliyorsunuz Noel ve yeni yıl var. Bu nedenle iki haftalık bir süre içinde nasıl bir planlama yapılacağı da tartışılıyor. Çünkü Avrupa'nın birçok bölgesinde sıkı şekilde karantina uygulanmaya başlanırken İtalya'da yoğun kalabalıkların yeni, yeniden gündeme gelmesi ve riskin artması nedeniyle İtalya'nın yeniden e, turuncu veya kırmızı bölge olarak iki haftalık süre için ilan edilmesi bekleniyor. Son bir not vermek istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. İtalya'nın Terento kuzey bölgede yani anaokulda bir e, öğretmen maske kullanmadığı için bir veli tarafından şikayet edildi ve işine son verildi. Yani kurallara kesinlikle uyulması gerekiyor. Erkan benim aktaracağım notlar bunlar söz sizde. Dündar Keşaplı karşımızda İtalya'daki gelişmeleri, salgınla mücadele yöntemlerini anlattı. Takvim gazetesini açıyoruz efendim. Esnafa 5 milyar, esnafa destek, yardım paketiyle ilgili bilgiler var. Fenerbahçe ile ilgili bilgi, 270 milyonluk fiyasko ve gençlerde büyük risk. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 uzman karşı çıkmıştı e, gıda ve ilaç dairesindeki oylamada gerekçeleri. 16-18 yaş arasında yeterince denenmedi. En az iki ay daha çeşitli gruplar üzerinde çalışma yapılmalıydı. Amerika'daki tartışmalar böyle efendim Ergün Diler'in yazısı. Biden da Ankara'yı yanına almak isteyecektir. Net. Gerilimden önce Türkiye yönünü belli etse de sanki son kararını vermiş değil. Hep bir açık kapı var. Anahtar bizde diyor Ergün Diler Takvim gazetesindeki köşe yazısında. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler köşe yazısının başlığı Anahtar Antalya'dayız. Kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerine su bastı. <laughs> Kudluca Gavur Deresi. Şu an taşmak üzere. Sağnak yağış etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Ahırımızda samanlarımız, yemlerimiz hep telef oldu. 24 saatte metrekareye Antalya kent merkezinde 31, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü. Buradan bir akrabamızdan sağ olsun yardım istedik. O da aynı şekilde bize yardım etti. Ondan sonra bot ekipleri geldi, bizi aldılar. Ekipler yoğun yağmur altında mahsur kalan vatandaşları bu noktaya getirdikleri kepçe yöntemiyle kurtarıyorlar. Şu anda da ekranlara geldiği üzere o işçi bir vatandaşımızı daha kurtardı. Dün gece itibariyle evimizin önüne kadar gelmişti. Fazla hani o kadar kaydelenmedik. Ama daha sonra sabah kalktığımızda evimizin merdivenlerine kadar geldiğini gördük. Tarım alanları ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Bölgede kuvvetli sağanak etkili oldu. Dereler taştı, içme suyu, boruları patladı. Su yoğunluğu o kadar fazlaydı ki tarlalar suyla kaplandı. Bazı seralarda ise çökmeler meydana geldi. Buralar gördüğünüz yerler komple suyun altındaydı. E, su git, gitmeyince bütün hepsi tünellere bastı. Dereler mi taştı? Dereler taştı. Su taşkının nedeniyle bazı mahallelere kısa süreli ulaşım sağlanamadı. Vatandaşlar şişme bot kullanmak zorunda kaldı. Ay, çok... gitmiyor, değil mi? Antalya'dan İzmir'e götüreceğiz. Sizleri orada da şiddetli yağışlar, sel oluşmasına neden oldu. Gamze Elçi karşımızda. Gamze Elçi son durumu anlatır mısın bize?

Günaydın Erkantan. İzmirliler de tüm Türkiye'de olduğu gibi yağışa hasret kalmıştı. Ancak yağış yağmadı ama bir anda yağdı. Dört gün boyunca aralıklarla yağan şiddetli yağışta neden olmuştu pek çok noktada. Ancak o kritik noktalardan birisi de burası yani Mavişehir'di. Mavişehir mahallesi lüks sitelerin olduğu bir nokta. İzmir'in en önemli yerlerinden noktalarından birisi burası ama gördüğünüz gibi dün aslında burada tamamen göle dönmüş bir manzara vardı. Bu gördüğünüz villaların, sitelerin bulunduğu alan bu cadde tamamen su içindeydi. Sene dönmüş vaziyetteydi ve ne diye aratmayacak görüntüler İzmir'de kaçınılmaz görüntüler zaten her yağmurda aynı manzarayı görmek mümkün ve şu an artık şu saat itibariyle de suyun tamamen çekildiğini söyleyelim ama tamamen her yer çamur gördüğünüz üzere. Hemen karşıda da sahil şeridi bulunuyor. O sahil kesiminden de deniz var. İzmir Körfezi aşırı yağışlarla birlikte yağış sonrasında denizin seviyesi yükselmişti ve işte tam o noktadan kumların olduğu noktadan deniz taşarak Mavişehir'i göle dönüştürmüştü. İşte şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de iş makinalarıyla bulunduğumuz bu noktaya 2 kilometrelik sahil bandına şu an gördüğünüz gibi İş makinalarıyla kumları kumlardan set oluşturuyorlar. Kumdan kalelerle e, tekrar bir yağış olursa, e, o denizin seviyesi yükselirse o deniz suyularının tekrar buraya bir taşmasını ya da göl olmasını engellemek amacıyla böyle bir çalışma yapılıyor. Hemen sağ tarafta kameraman arkadaşım size gösterecek. Bakın tamamen çamur deryası neredeyse burası. vatandaşlar da o çamurun içerisinden yürümek durumunda kalıyorlar. Yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüyorsunuz orada ama çamurun içerisinde yürüyüşünü gerçekleştirmeye çalışıyor. Maalesef İzmir'de belirli noktalarda bu manzaralar kaçınılmaz oluyor her yağmurda. Meteoroloji verilerine göre de İzmir'de 4 günde metrekareye düşen yağış oranı 194.6 kilogram olarak belirtildi. Aralık ayının da ortalaması bu şekilde aşılmış oldu. 10 Aralık akşam saatlerinde başladı. 14 Aralık'a kadar Aralıklar'da devam etti. Yağış durumu ise dün dün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. Bu hafta yağışa biraz mola verilecek. İzmir'de yağış beklenmiyor. En azından bu biraz İzmir'lere rahat bir nefes aldırmış oldu. Gamze Elçi'ye çok teşekkür ediyoruz ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir hukuksuzluğuyla devam ediyoruz. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir skandala daha imza attı. Zabıta ekipleri, Başakşehir'de annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ne baskın düzenledi. 10 kamyonet ve özel araçlarda merkeze gelen zabıta görevlileri ellerinde herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen sınıfın kapı kilidini kırıp içeri girdi. Skandal bununla da kalmadı. İçeride bulunan çalışanlar da zorla dışarı çıkarılmak istendi. Benim işim bu. olay yerine gelen polis ekipleri binayı boşaltmak isteyince belediyenin zabıta ekipleri polise de direndi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından görevliler dışarı çıktı. Zilletlik mi geçer? Meclis kararı zilletli geçmez ama ben tahsis içerisinde yazı yazın bana teslim etmiyorsunuz. Büyükşehir'de ilçe belediyesini karşı karşıya getiren akıl almaz uygulama büyük tepki çekti. <laughs> Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart'ta merkezin bulunduğu alanı Başakşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği, Büyükşehir'in kararla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusununsa reddedildiği öğrenildi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir haberle devam ediyoruz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 39... Zam teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından engellendi. Yani aslında çatır çatır ve büyük bir zam yapılacaktı. AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyeleri buna milletin menfaati için engel oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya %39 zam yapılmasını istedi. Ancak teklif AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Teklifin %6,84'e düşürülmesi sağlandı. Etmeyenler oy çokluğuyla reddolmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Olağanüstü Genel Kurulu Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı su satış tarife teklifi gündeme geldi. İSKİ, 2021 yılı su satış tarifelerine ek olarak %25 artış talep etti. Toplam %39'u bulan zam teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine takıldı. İSKİ Genel Kurul Toplantısına ait bileşimi açıyorum. Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Seçkin Turan, İSKİ'nin zam teklifini kabul etmedi. Temmuz ayında yapılan zam göz önünde bulundurularak tüm kademelerde %6,84'lük bir dengeleme önerildi. İSKİ'nin zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Böylelikle İstanbul'da su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere %6,84 zam yapıldı. Halbuki seçimlerden önce zam bir kenara bunların fiyatının indirileceğinden bahsediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten malum şahıs bir kez daha aslında seçimlerden önce söylediklerinin tam tersini yaptılar. Mısır'da önce İskenderiye Limanı ardından otoyolda seyir halinde olan petrol yüklü tankerde yangın çıktı. Mısır peş peşe çıkan yangınlarla sarsıldı. İlk görüntüler İskenderiye Limanı'ndan. Limanı saran yangın gümrük idaresine ait bir binanın ikinci katında çıktı. Alevler büyüdü, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük hasara neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Burası da Mısır'ın Kahire Süveyş Otoyolu. Seyir halindeki petrol yüklü tanker bir anda alev aldı. Alevler aracı sardı, tanker sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoförün hayati riski bulunmuyor. 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen terör saldırısında bir polisin ve yaşlı kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine şeref madalyası verildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Kurşun yağmurunun içine daldırar bir polis ve yaşlı kadının hayatını kurtardılar. Avusturya'yı yasa boğan kanlı terör saldırısının kahramanı iki Türk genç şeref madalyasıyla ödüllendirildi. 2 Kasım'da başkent Viyana'da düzenlenen terör saldırısının önlenmesine Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli iki Türk vatandaşı damga vurmuştu. Allah şükür bir şey yok. Yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran gençler Avrupa'ya adeta insanlık dersi vermişti. Saldırının izlerinin henüz silinmediği Viyana'da o kahraman Türk gençler şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Gültekin ve evet, Özen, Viyana Eyalet Polis Teşkilatı'nca takdim edilen madalyaları büyük bir onur olarak niteledi. şey yok, öbür arkadaşım da burada. Başkent Viyana'da otomatik silahlarla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırının ardından yaşamını kaybedenlerin anısına ülke genelinde yas ilan edilmişti. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde Faruk Erdem, Takvim Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürü ile gündemi, ekonomik gündemi konuşuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Birkaç gün yoktuk aramızda değildiniz. Evet ee, doğru. Geçmiş olsun. Eyvallah. Allah şifa versin. Amin. Şimdi tabii bugün gündem yoğun. Evet. Ee, öncelikle tabii dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı e, müjdeler var. Esnafla ilgili. Onların üstünde biraz konuşacağız. Evet. Tabii bugün e, asgari Ücret Komisyonu tekrar toplanacak. İkinci toplantıyı yapıyor TİSK'in ev sahipliğinde. Üçüncü toplantıda Zannedersem 21-22 Aralık'ta Türk İş'in ev sahipliğinde olacak ondan sonra da sonuç açıklanacak tabi asgari ücreti tekrar konuşuruz evet. ama biz... zaten hep konuşuyoruz istiyoruz Doğru. ki daha yüksek olsun ama bunun tarafları var Aynen. bizim istememizle olmuyor ya da tek tarafın istemesiyle olamıyor Doğru. maalesef bugün evet. bir şeyler şekillenebilir yani masaya bazı teklifler gelebilir. Burada tabii üç e, sendikanın, e, işçi sendikasının bir araya gelip e, bir e, ortak karar almaları da önemliydi. Eh. Tabii işveren sendikası da burada önemli. İkisi bir arada konuşacaklar bugün. Tabii çıkan e, açıklamalardan biz de bir yorum yaparız. ama Hemen dün gazetelere ki, bir bakalım. Sonra diğer açıklanan paketlere bakalım. Hem devlet hem millet kazandı. Muhalefetin araç geçiş sayıları üzerinden provokasyon çabası yine sonuç vermedi. Doğru. İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nde araç geçiş sayıları verilen garantinin üzerinde gerçekleşti. Aynı. Bu konu nedeniyle iğrenç yalanlar yayılıyordu. Doğru. Araç sayısının altında gerçekleşiyor. Biz e, ödüyoruz. Biz ödüyoruz filan. Dolar üzerinden ödüyoruz filan diye. <laughs> Dün tabi Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bir karamsarlık yayma, insanları karamsarlığa sevk evet. etme çabası var. Sabah her konu Evet, hemen gösterelim yakından. Hem devlet hem millet kazandı. Evet. Muhalefetin araç geçiş sayıları üzerinden provokasyon çabası yine sonuç vermedi. Bir kez daha gösterelim. Evet İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nde araç geçiş sayıları verilen garantinin üzerinde gerçekleşti. Takvimde, sen söyle takvimde Evet. Sıca. e Aile yardımları ile ilgili bir haber var. Memura ve emekliye, memur emeklisine aile yardımı 454 liraya kadar çıkıyor. E, çalışan anneye bu e, dadı parası var. Bunu okusun annelerimiz e, ve başvursunlar. Önemli. Önemli. Ee, Ayrıntılar var. Önemli haberler bunlar ters kaçtı, ters, <laughs> ters kaçtı yine yahu. Ters Herhalde O bu bir gözlük üretilmiş. Evet. Enteresan efendim. ve çok büyük paralarla. Ters var. gözlük tasarlamış efendim. Bir önemli marka. Neyse geçelim. <laughs> Akşam gazetesi sanayi vites yükseltti. Önemli. Evet. Eee onu da birazdan konuşacağız. Sanayi üretimi. Ee, yükselmeye başladı. Yani dördüncü çeyreğe aslında biz çok da güçlü bir başlangıç yaptık. Hem sanayi üretime ciro endeksleri yüksek geldi. Milliyet beklentiler borsayı yükseltiyor. Evet. Ağırlama temsil masrafı elektrik faturasından çıktı. Bunlar Bu, da EPDK'nın önemli bir açıklaması. açıklaması o evet. da biliyorsunuz. O da bir yani bir tartışma konusuydu ağırlama Hı. meselesi. Evet. EPDK o işe de el koydu ağırlama paraları vatandaştan çıkmasın. Hemen diye. salgına karşı destek paketi ayrıntılar. Evet şimdi <laughs> biz esnafla ilgili hatırlarsanız burada hem taleplerini hem de olabilecekleri masada olanları konuşmuştuk. Tabii. Bunlardan en önemlisiydi kira ve hibe desteği de hani faturalar vesaire demiştik. Ee, onlarla ilgili bir netleşme oldu kira ile ilgili. Önce şu stopaj oranlarına bir bakalım. Stopaj oranları düşürülmüş yani bu vergiyle ilgili. Onlar Mart sonuna kadar devam edecek. Yani hesaplardaki stopaj böylece Türk lirasına olan e, talep daha da artsın. Yani Türk lirasına yatırım artsın. E, amacıyla yapılmıştı. 6 aya kadar vadilde %5, 1 yılda, 1 yılda %3, 1 yılın üzerinde de %0 olacak. Stopaj oranları. Şimdi gelelim esnaf meselesine. Şimdi bir rakam verdi Sayın Cumhurbaşkanı da önemli 432.567 esnaf salgıdan doğrudan etkilenmiş. Yani muhtemelen kapanmış. Yani evet. kapanan esnaftan bahsediyor. Esnafa 3 ay kira desteği olacak. Büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olacak. Burada tabii... Basit usulde vergilendirilen esnaftan, esnaftan bahsediyor Tabii, Tabii o ne demek anlatalım. Hani kabaca söyleyeyim işte 200 bin lira yıllık ciro'nun altında olanlar, defter tutmayanlar. Kim bunlar? İşte terzi, kırtasiye, bakkal vesaire evet. işte. Kuaför, berber. E, bunlar... Tamirci falan gibi. öyle şeyler. Yani de. evet. E, lokanta zaten Hı. saydı da Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta taksi ve dolmuş esnafın da saydı burada. Onlar da önemli biliyorsunuz. Tabii. Servisçiler hani okulların kapalı olması nedeniyle. Onlar da iş yapamıyorlar. Bize de çok mesaj geliyordu servisçilerden. Şimdi onlara 500 lira ve 750 lira kira yardımı yapılacak. Bir de 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay boyunca her ay biner lira bir hibe desteği olacak. Hani biz onu fatura vesaire gibi konuşmuştuk ama burada adını koyun, konulmadan onlara biner lira ödenmiş olacak. Tabi toplamda hem kira yardımını hem de bu biner liraları düşünürseniz 5 milyar lirayı bulan bir e, hibe desteğinden bahsediyoruz. Tabi bu arada bazı vergi indirimleri olmuştu. vatandaş açısından da onu da söyleyelim. E, i̇ş yeri kiralamalarında e, KDV oranı 8 olarak 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Bir de diğer vergi indirimleri vardı. KDV'dir, ulaşım'dadır, eğitim'dedir vesaire hatırlarsınız. hatırlarsınız. E, geçen e, bayramda açıklamıştı e, Sayın Albayrak. O, o indirimlerde 1 Haziran'a kadar uzatıldı. 31 Aralık'tı son gün. 1 Haziran'a kadar uzatılmış oldu. Dolayısıyla vatandaşı da ilgilendiren bir kısmı oldu. Esnafı ilgilendiren de bir kısmı ve oldu. Ve beni yolda durduranların mesajları var. Emanettir üstünde. Tabii, ben arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Maliye, Hazine ve Maliye Bakanımız, e, Ticaret Bakanımız. Arz ediyorum efendim. Diyor ki iş adamları... E, ve iş kadınları sadece iş adamı yok. Doğru, efendim biz, iş insanları geliyorlar. Evet, biz sadaka şey. istemiyoruz devletimizden lütfen sayın cumhurbaşkanımıza bunu duyur söyle Erkan tan bankaya gidiyoruz şu salgın şartlarında bile işte limitin yok, e, puanın düşük, e, sicilin e, bozuk filan gibi e, böyle e, bahaneler var. E, bu bahaneleri ortadan kaldırın çeklerimiz. Yazılıyor bununla evet. ilgili bizim büyük sıkıntımız var. Yani bankalar her şey normal şartlar altında seyrederken ki şartlarını hala aramaya devam ediyorlar. Limitin evet. yetersiz efendim, teminatın yetersiz, limitin yok gibi bahaneler öne sürüyorlarmış. Ben arz ettim. Böyle doğru. bir emanet yerine geldi. Buyurun. Şimdi tabii bunlar e, sizin söylediğiniz hani bankayla çalışan, çeki olan tabii. biraz daha büyük işletmeler. Tabii. Onlar, onlar <laughs> Onların tabii e, başka mükellefiyetleri de var. Yani vergi primleri, <laughs> sosyal güvenlik kurumu primleri çünkü yanlarında insan çalıştırıyorlar. Tabii. Hani bu esnaf tek başına e, olan tabii. var, bir kişi çalıştıran var. Onların tabii e, hem e, mücbir sebep talepleri var yani bu mükellefiyetler tabii. için... Hem de dediğiniz gibi işte çekleriyle ilgili bankalarla bankaların bu noktada bir onlara bir destek yapması gerekiyor. Çünkü çekin de alıcısı var. Tabii. Yani o çeki de alacak adam gidip kirasını ödeyecek Tabii. vesaire. Ama bu arkadaşlarımız günlük ciro ile dönen, dönen işler. Iş küçük esnaf, küçük esnaf. Çalışanın ödenekleri artıyor. Hemen bakalım. Asgari ücreti konuşmuştuk. Hatırlarsınız. gene konuşacağız. Asgari ücret bugün ikinci komisyon toplantısını yapıyor ama. Asgari ücret aslında kısa çalışma ödeneğini ve işsizlik maaşını, ücret desteğini de arttıracak. Ee, onun hesabı bu. Evet. Şimdi e, bugün biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği alıyor çalışanlar hani üretimi duran iş yerlerinde ve işsizlik maaşı alıyor. Bunlar... Brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt ve üst sınırları. Hemen bakalım biz de tahminimizle bunların kaç lira olacağını hesapladık. 2020 yıl sonu tahmini enflasyon 12.1 ve 12.47 arasında hı hı. bu hesabı yapıyorduk. Asgari ücret artış oranı enflasyon artı 3 ya da 4 puan olduğunu e, bu bugüne kadar bakmışız. 2010 yılından beri böyle gelmiş. Böyle olacak demiyorum ama böyle olmuş. Hani o cümlemizi tekrarlayalım. %15 ya da 16 olacak. Dolayısıyla tahmini brüt asgari ücret. 3016 dersek 3413 lira olacak. Tahmini net asgari ücrette 2696 lira 65 kuruş olacak bu hesaba göre. Şimdi gelelim bunlar bizim kısa çalışma ödeneğini ve işsizlik maaşını nasıl etkileyecek? Hı. 2020 rakamları şöyle. Kısa çalışma ödeneği 1765 lira 80 kuruş en düşüğü bu. Brüt asgari ücretin %60'ı. En yükseği de 4414 lira. Bu da brüt asgari ücretin %150'si. Nakdi ücret desteği brüt asgari ücretin %40'ı 1177 lira. İşsizlik maaşı %40 ve %80 olarak hesaplanıyor. Onlar da 1177 lira ve 2354 lira. Şimdi %16'lık asgari ücret artışı neye sebep olacak bakalım. Kısa çalışma ödeneği alacak arkadaşın en az alacağı rakam 2048 liraya çıkacak 1765'ten. En yüksek rakamda 5120 lira olacak. Nakdi ücret desteğimiz 1365 lira olacak. Tahmini rakam. Tabii tahmini. Ve bunlar tahmin yani evet. orada. on evet. evet. %16'lık artış yani enflasyonun 3 ya da 4 puanın evet. üstünde bir artış olursa tahmini. Evet. İşsizlik maaşı da en yüksek 2731 lira olacak. ha Sanayide. Şimdi bu tahminini nasıl yapıyorsun diye tekrar söyleyeyim. 2010 yılından beri bir tablomuz var. Baktık 2010 yılından bu yana bütün asgari ücret artışları gerçekleşen enflasyon 3 ya da 5 puan üstünde olmuş. Evet. Buyurun. Onu anlatmıştınız zaten. Tabii anlat. Anlatmaya da devam ederiz. De devam ederiz. Efendim Faruk Erdem yayınımızdaydı. Sizlerden gelen mesajları da ilettik. Sanayide şaklar dönüyordu anlatacaktık ama, Doğru. ama lakin ona vakit kalmadı. Birkaç cümle söyleyeyim. Yani sanayi üretimi Ekimle birlikte ciddi bir artış gösterdi. Yani dördüncü çeyreğe iyi başladık. Sayın Cumhurbaşkanı da dün söyledi. Hem büyümeden bahsetti hem enflasyonla mücadeleden bahsetti. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bu reformlarla birlikte daha iyi bir dönemi yaşayacağız. Benim Faruk Erdem'e teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Yayını Pelin Başalma Şanlı Hanımefendi'ye devrediyoruz. O da uzunca bir zaman aramızda yoktu. Şifa buldu. Allah şifa bağışladı. Sağlığına kavuştu. Bütün hastalara şifa diliyoruz. Sizi Pelin Başalma Şanlı ile baş başa bırakıyoruz.